Hayaş'ta bulunan Elisa Sebastian Antik Kenti, Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kaynaklar arasında bir isim karmaşasına yol açmıştır. Turizm Bakanlığı'na göre Elisa Kenti ile Sebaste Kenti'nin birleşmesi sonucu Elisa Sebaste Kenti olmuştur. Diğer kaynaklar ise Elisa'nın zeytin anlamına, Sebaste ise mutlu anlamına geldiği için daha sonradan Kapadokya Kralı Arkeolos tarafından Sebaste kısmının eklendiğini söylemektedir. Evet, söylediğimiz 13. yüzyılda olan büyük depremden geride kalan sütunları görüyorsunuz. Aslında gayet güzel işçiliği olan fakat depreme dayanamayan sütunlar kurtarıldığı kadar burada sergileniyor. Gördüğünüz gibi mermer tarzında bir taş. Tam olarak cinsini bilmesem de bu kadar uzun yıllar dayandığına göre gayet sağlam ve iyi işçilikle yapılmış bir antik kent. Agora şu anki bulunduğumuz yer ve antik kent. Antik tiyatro. Zaten hepsi bir arada. İç içeler. Gördüğünüz gibi kapı. Gene tüm kemerli köprülerde ve yollarda kullanılan aynı sistemle örülmüş. Deprem sonrasında toprak altında kalmış yerlerden birini görüyorsunuz. Kazı çalışmalarında çok içine girilemeyen, çok gün yüzüne çıkarılamayan yerlerden birisi. Üstünde artık toprak, ağaç ve habitat oluşumu da bulunmuş. Fakat gördüğünüz gibi bayağı yüksek ve hatta merdivenleri olan bir yapı. Birazdan yapabilirsem merdivenlerinden daha iç kısımlarını göstermeye çalışacağım size. Az önce bahsetmiş olduğum merdiveni buldum. Biraz arada kalıyor fakat size içeriği biraz daha iyi göstermek için aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi kenarında herhangi bir korkuluk veya bir önlem yok. O yüzden biraz tedbirli inmeye çalışıyorum. Biraz da dar açıkçası. Şu an içeride net bir şekilde hissedilecek kadar hava değişimi var. Çok serin. Gördüğünüz gibi bu kazıda kurtarılmış taraflardan birisi. Biraz daha içerilere girmeye çalışacağım. Şu an burada hava gayet serin. Gördüğünüz gibi. Az önceki yukarıdan anlattığım kısım orası. İçeri giriş varmış. Biraz daha içerilere doğru bakacağım. Duvarlar biraz benim için dar. Bu da gördüğünüz alt kısmı. Gene üstü kapalı. Buraya çıkış biraz fit adam işi. Çünkü biz tam sığamadık. Merdiven birazcık dar. Şöyle göstereyim. Şöyle de bir iniş çıkışı var. Gayet kaygan. İç kısmı böyle. Ama hava cidden serin. Kesinlikle yani klimaya ihtiyaç yok burada, rahatlıkla durulabilir. Şu an hava sıcaklığı Mersin'in içinde 28-27 derece civarında. Fakat burada tahminimce 19-20 derecedir.
Gördüğünüz gibi gene taşı sıkıştırma tekniği kullanmışlar. Bu kemerleri yapmak için. Az önce o içeri girdiğim yerin çıkışı şu ileride gördüğünüz merdiven. Aradan bir merdiven daha var. Tiyatro kısmına çıkacağız. Orayla ilgili birkaç şey anlatacağız size. Şu an antik tiyatronun girişindeyiz. Antik tiyatro 2300 kişilik. Şimdi göstereceğim size. Ve zamanın en büyük tiyatrolarından birisi. Burası çıkış merdivenleri. Kazılarda bir bölümü tam net olarak kurtarılamasa da büyüklüğünü görüyorsunuzdur. Burası seyircilerin oturduğu. Gördüğünüz gibi kenarında çıkmak için küçük basamaklar yapmışlar. Şu an tabi çevresi yerleşim yerleriyle doldu fakat önceden yerleşim yerleri bu tarafta değil, bu taraftaydı. Şehir merkezleri, agoralar, karşı tarafta gördüğünüz kale. Zaten Kız Kalesi de yaklaşık 10-12 kilometre uzağında buranın. Şöyle tam bir seyirci gözümden göstermek istiyorum size. Antik çağlarda bir tiyatro oyunu, bir gösteriye geldiğiniz zaman yerinizi aldınız, oturup tiyatronuzu, gösterinizi izleyebiliyordunuz. Dediğim gibi zamanın en büyük tiyatrolarından biri ve yapımı yaklaşık 200 yıl sürmüş. Milattan önce 2. yüzyılda başlanmış. Milattan sonra 161 ile 169 arasında bitirildiği düşünüyor. İçinden su kemeri geçen tek tiyatro şu ana kadar bildiğimiz. Kayacı Vadisi'nden geldiği düşünülüyor. İşte Kayacı Vadisi'nden gelindiği düşünülen su kanalı. Görüyorsunuz yıllardır akan suyun aşındırdığı duvarlardan belli su kanalı oldu. İçinde su kanalı olan antik tiyatrolardan biri. Bildiğimiz kadarıyla tek antik tiyatro şu an. Böyle yukarısından geçiyor. Ve oyun alanını tam karşısına alıyor. Antik tiyatrodan çıktık. Şimdi size agora ve mozaikli alanı göstereceğiz. Bundan yaklaşık 2000-2200 yıl önce, hatta 2100 yıl önce, 2000 yıl önce insanlar buraya atlarıyla, belki katırlarıyla, eşekleriyle, binek hayvanlarıyla geliyorlardı. Bundan 2000 yıl sonra biz de kendi atımızla, motosikletimizle geliyoruz. Acaba bundan 2000 yıl sonra insanlar buraya nasıl gelecek? Veya burası hala kalıyor olacak mı? Tarihimiz korunacak mı? Evet, şu an Agora'ya doğru yürüyoruz. Agora, antik Yunan zamanından kalma bir kelime. Kentteki insanların toplanıp ticari konular konuştuğu, kararlar aldığı ve genel toplantılarını yaptığı yerlerden birisi. Antik tiyatronun hemen yanında bulunuyor. Gördüğünüz gibi antik tiyatro da orası.
Gördüğünüz gibi önceden kalma sütunların taban ve baş kısımları sadece şu an bulunuyor. Mersin'de gezilmesi gereken yerlerden biri ve herhangi bir ücretli gezim söz konusu değil. Tamamen ücretsiz gelip kendiniz gezebiliyorsunuz burada. Şimdi size tabelasını da göstereyim Agora'nın. İçine giriyoruz. Genel olarak kentin 5 adet büyük yeri kazılardan kurtarılmış ve kazıda çalışanlara göre daha büyük bir bölümü kazı yapılmamış, enkaz altındaymış ve çıkarılamıyormuş. İşin ilginç taraflarından birisi bu kazı çalışmalarını La Pienza Üniversitesi'nden Profesör Doktor Analisk Polosa ve ekibi yapmış. Yani İtalyan Üniversitesi, bu Roma'da bulunan. Romalılar gelip Mersin'de bizim bölgemizde kazı yapılmış. Tabi bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle yapılmış fakat keşke bizim arkeologlarımız kazsaymış. Gördüğünüz gibi mozaikler de sağlamlığını koruyor. Hatta dikkatli bakabilirseniz balık figürleri dikkat çekiyor. Şuralar yıkılmasın diye metal destek verilmiş. Milattan sonra 13. yüzyılda yani 1200'lerde şiddetli bir deprem sonrasında bu hale geldiği söyleniyor. Ondan önce gayet sağlamlığını koruyan bir antik kentmiş. Fakat şu an bu halde. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle güzel çalışmalar yapılır da birçok daha gün yüzüne çıkmayan yerlerini size çekip. Evet. Elisa Sebaste'nin karşısından gördüğümüz saray, Bizans Sarayı. Karşı tarafta da görüyorsunuz antik tiyatro. Ve Elisa Sebaste antik kenti bulunuyor. Karşı tarafında bulunan Bizans Sarayı ise milattan sonra 5. yüzyıl tarihinde yapılmış. 5. yüzyılın ortalarında tahrip edilip milattan sonra 7. yüzyılda da tamamen terk edilmiş. Tahrip edilmemiş ve kalmış kısımlarını da size göstermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi karşı tarafta Sebaste'nin kalan kazıda çıkarılmış yerlerini görüyorsunuz. Şimdi size Bizans Sarayı'nı göstereceğiz. Bizans Sarayı Elisa Sebaste'ye göre biraz daha bakımsız göründü bizim için. Fakat yine de gezmek için yollar, düzenli açık alanlar yapılmış. Gördüğünüz gibi kırılmış sütunlar burada da var. Büyük ihtimalle gene büyük bir deprem sonucu harabeye gelmiş, harabe haline gelmiş. Bizans Sarayı'nın
merkezi burası. Öncesinde çevresinde büyük duvarlar olsa da şu an tahrip edildiği için tam bir şey görünmüyor. Gördüğünüz gibi iç kısımları. Biraz daha iç kısımlardan inmek için şu kısımdan inip karşıya geçeceğim. Sarayın içinden görüntüler. Bura restore edilmiş olabilir ya da farklı bir, mesela şu tarzda yapılmamış burası. Gördüğünüz gibi arasında taş bloklar var. Büyük ihtimalle tuğla tarzı. Kaleye erişim kolay olduğu için tabi herkeste tarih bilinci yok. Çoğu insanlar buraya sırf kuytu diye ya da içip yiyip içip pisliklerini atmak için geliyorlar. Bakın burası da şu an tam net diyemiyorum fakat derin bir kuyu. Büyük ihtimalle tuvalet de olabilir. Şöyle bakın. Şekilde. Daha iç kısımlarına gitmeye çalışacağım şimdi. Evet, az önceki gösterdiğim şehir merkezi diyebileceğimiz kalenin ana merkezi. Dikkat ettiyseniz sütun varmış burada da. Orada kırık bir tane sütun var. Kenarda kırık sütunları görüyorsunuz. Büyük ihtimalle sütunlu yuvarlak bir alanı burası. Agora olabilir gene. Gerçi Agora antik kentlerde daha çok bulunur fakat ona yakın bir sebepten kullanıyor olabilirler. Buradan sonrasına gidemiyoruz. Tellerle çevrilmiş, hala kaza alanı olarak gözüküyor. O yüzden şimdilik size göstereceklerimiz bu kadar. Karantina ve sokağa çıkma, daha doğrusu şehir giriş çıkışları yasak olduğu için şimdilik size Mersin'deki gezilebilecek tarihi yerleri anlatıyoruz. Yasaklar bitip umarım her şey normale döner. O zaman size çok daha farklı yerler anlatmaya devam edeceğiz. Bu sürede sizin merak ettiğiniz Mersin'de olan, Mersin'de olmayan, il dışında olan arkadaşlarımızın talepleri olursa gene bu tarz tarihi mekanları size gösterip anlatmak, bilgi vermek, nasıl ulaşacağınızı söylemek isteriz. Bizim için de güzel oluyor. Gezmeyi seviyoruz. Sizlere paylaşıyoruz ve bir anı oluyor. Gördüğünüz gibi karşıda da tiyatro. Büyük, yani gayet büyük ve güzel yapılmış. Yakından belki çok belli olmadı ama 2300 kişinin sığabileceği şekilde dizayn edilmiş. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar.
Merak ettiğiniz bir şey olursa yorum kısımlarında bize iletebilirsiniz. Atladığımız şeyler olursa yazabilirsiniz. Veya gezmemizi istediğiniz, görmek istediğiniz yerleri, ulaşamadığınız yerleri bize söylerseniz elimizden geldiğince size iletmeye çalışırız. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.